Trilyon TV izleyicileri, Dilek Şen'le Sağlıklı Yaşam'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün popüler diyet akımlarından vücudumuzda yarattığı etkilere, metabolizmaya ve kilo yönetimimizi etkileyen hormonlara dair her şeyi birazdan uzman konuğumuz ile konuşuyor olacağız. Şimdi dahiliye uzmanımız, sevgili uzman doktor Meltem Batmacı bizlerle. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Merhaba Dilek Hanım, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim. Burada olmak da çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle davetimizi de kabul ettiğiniz için. Zevkle. Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Dahiliye uzmanıyım. Şu an özel bir hastanede çalışıyorum İstanbul'da. Keyifle de işimi yapıyorum. Yani bu dönem çok tabii yoğunlaştık ülkemiz gündeminde ve dünya gündemindeki Covid ile birlikte. Ama onun dışında her şey yolunda gidiyor. Çok keyifle güzel. Çalışıyoruz. O zaman direkt konuya girmek istiyorum. Sanki hepimiz metabolizmamızdan biraz şikayetçiyiz. Yani yavaş çalışsa ondan şikayetçiyiz, hızlı çalışsa yine ondan memnun değiliz. Evet. Peki bize açıklar mısınız? Nedir bu metabolizma? Aslında tam da söylediğiniz gibi çok geniş kapsamlı bir şey. Her şeydir demek istedim aslında bu soruya ilk etapta. Ama çok kabaca vücutta ağzımızdan giren herhangi bir şeyden, bu besin olabilir, takviye gıda olabilir, enerji üreten tüm kimyasal süreçlerin hepsi metabolizma. Yaşam için en gerekli şey, önce enerji. Peki kilo yönetimine gelecek olursak, kilomuzu etkileyen, bizim kontrolümüz dışında olan hormonlar nelerdir? Kilomuzu etkileyen hormonlar en başta tüm toplumun da genel geçer bildiği tiroid hormonları var tabii ki. Ama bunun yanında insülin de ciddi oranda etkilidir kilo kontrolünde. Bazen işte östrojen ve testosterondan da bahsedilir kilo kontrolünde. Ama tiroid hormonu kadar veya insülin kadar çok başat rolleri yok aslında. Sanırım menopoz da bunun en iyi örneklerinden biri galiba. Yapılan çalışmalarda menopoz dönemindeki kilo artışlarının sebebinin östrojen seviyelerindeki düşüşe bağlı olduğunu bildiriyor sanırım bize. Tabii mutlaka, ama bence sadece östrojene bağlamamak lazım. Yani menopoz sonuçta kadınlar için ileri yaş anlamına da geliyor. Ve vücuttaki gerçekten tüm diğer hormonlarda da böyle acayip değişiklikler oluyor. Dolayısıyla yaş ilerliyor, metabolizma yavaşlıyor, ama bu sadece östrojen üzerinden demek çok doğru olmaz gibi görünüyor. Ve kilo artışı oluyor, evet. Peki tiroidten bahsetmişken biraz daha açalım istiyorum. Bir tiroid problemi olan bir kişi asla kilo veremez denilebilir mi? Mümkün değil. Yani çünkü tiroid hastalığı vardır, doğru. Ama tiroid hastalığı çok güzel ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalık. Doktor kontrolünde ve doktorun öngördüğü, talep ettiği rutin aralıklarla gittiğinde tedavi edilebilen bir hastalık. Ama evet, tiroid hormonlarının bizim ötiroid seviye dediğimiz normal aralıkta olması lazım ki kilo kontrolünü sağlayabilelim. Ben danışanlarda da çok karşılaşıyorum bununla. Neredeyse yani hemen hemen her kadında var sanıyorum ki Hashimoto ve hipotiroidi ve ikisi de çok karıştırılan ve az bilgiye sahip olduğumuz bir nokta. Evet. İzleyicilerimizi de buradan biraz bilgilendirmiş olalım. Bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki, seve seve. Hipotiroidinin aslında en sık görülen nedeni Hashimoto ve genellikle kadınlarda görülüyor, ama bu erkeklerde de görülmüyor anlamına gelmiyor. Daha yüksek oranda kadınlarda görülmesine rağmen erkeklerde de görülüyor Hashimoto. Hashimoto vücudun hep söylediğimiz şey, kendi kendine ürettiği otoimmün bir hastalık aslında. Ve Hashimoto olduktan sonra bir kere ve tiroid ilacı tedavisine başladıktan sonra çok da böyle ilacı kesmiyoruz. Yani burada aslında vücudumuz kendisi bir şeylere savaş reaksiyon açıyor gibi düşünebiliriz galiba, değil mi? Şöyle oluyor Hashimoto'da, vücut kendi tiroid dokumuza reaksiyon veriyor ve tiroid bezimiz artık efektif bir şekilde hormon salgılayamıyor aşamaya geliyor. Bu nedenle de tiroid hormon yetersizliği görülüyor.
Aynı zamanda bu tiroid ilaçlarının kullanımı ile ilgili de çok fazla bilgi kirliliği de var. İşte ne zaman içilmeli, öncesi, sonrası durumları, bununla ilgili aktarabileceğiniz şeyler var mı? Kesinlikle ve çok da güzel bir soru ayrıca. Şöyle ki tiroid ya az çalışıyordur ya çok çalışıyordur tiroid hastalığı. Az çalışıyorsa o durumda dışarıdan biz tiroid hormonu vermemiz gerekir. Ve tiroid hormonu tek başına alınması gereken bir ilaçtır. Ve bunu aç karnına, sabah aç karnına almak gerekir. Başka herhangi bir düzenli ilaç kullanıyorsa da mutlaka o ilaçla arasında en az 2-3 saat ilacın çeşidine göre de değişmekle birlikte bir süre bırakması gerekir. Ve bu ilacı kesinlikle doktor kontrolünde alması gerekiyor. Çünkü eğer fazla alırsa bu kez tiroid zehirlenmesi diye bilinen sürece gidebilir. Az alırsa da bu kez ilaç görevini gösteremeyebilir. Yine de tiroidi toparlayamayabiliriz. Çok ince bir çizgi galiba aslında. Kesinlikle. Değil mi? O yüzden zaten ısrarla hani doktor kontrolünde olsun diyoruz. Çünkü tamam güzel, hiç yan etkisi, doktor kontrolünde olduktan sonra hiç yan etkisi olmayan bir ilaç tiroid hormonu. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Gebelik döneminde de ihtiyaç ciddi artar. Hani bazen hastalar gebe kaldığında çekiniyor, ilacı kesmek istiyorlar ama kesinlikle. Aksine ilaca gereksinim artar ve ilacı kesmenin de geri dönüşsüz sonuçları olur bebek açısından. O yüzden bunu da kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çok özür diliyorum. Buyurun. Kısaca. Tiroid hormon zehirlenmesinde olan ilaçları da yine doktor kontrolünde kullanmak gerekiyor. Bunlar da bazen karaciğere, bazen kemik iliğinden işte kan üretimine zarar verebiliyor oluyorlar. Bu yüzden bunların da kesinlikle doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Peki tiroid hormonunun vitamin minerallerle ilişkisi nasıl? Nelere dikkat etmemiz lazım? Öncelikle iyot eksikliği olmaması gerekiyor. Ama burada da şunu demek istemiyorum kesinlikle. Son dönemde bir trend oluştu iyot verilmesine dair insanlara. Bu da kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Çünkü iyot hem eksikliği hem fazlalığı zararlı olan bir mineral. Ve fazlalığıyla inanın biz uğraşıyoruz. Yani ve geri çevirmek çok kolay olmuyor. Hasta çok sıkıntılar yaşıyor. Son dönemde acayip bir iyot trendi oluştu. Bunun dışında selenyum replasmanları falan verilebiliniyor. Ama çok kişiye özel. Yani hastaya özel. Kesinlikle. Yani zaten ne zaman bir şey genellemeye vurduğumuzda bizim için sağlıklı kavramının dışına çıkıyor. Bu bahsettiğin konuda da böyle ya da önerilen diğer tavsiyelerde de bu şekilde bence. Bence de öyle kesinlikle. Yani hani doktor kontrolünde, sizin alanınız sizin kontrolünüzde, hep derim yani hani herkesin alanı kendine, sizin alanınızda kendinize. Ben kesinlikle böyle bir şey diyetle ilgili yorumda da bulunmam. O zaman hazır diyet demişken burada kısa da bir bilgi paylaşmış olalım. Yapılan çalışmalar guatrojenik besinlerin özellikle Meltem Hanım'ın da bahsettiği gibi tiroid ilaçlarından sonra alındığında iyot emilimini engellediği ve bu nedenle bu ilaç alımından hemen sonra olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu besinler nelerdir? Bunları da aktarıyor olalım. Brokoli, lahana, turp, şalgam, ıspanak, armut, şeftali gibi besinlere dikkat ediyor olalım. Peki iyot demişken en bilinen kafa karışıklıklarından birini sormak istiyorum. İyotlu tuz mu, iyotsuz tuz mu? Hastalığına göre değişiyor. İyot eksikliği varsa kesinlikle iyotlu tuz. Ama şöyle bir şey de söylemek lazım. Toplumda genelde iyot eksikliği görülüyor zaten ve tuzların iyotlanması çok da güzel bir halk sağlığı girişimiydi. Şu an iyot eksikliği gerçekten eskiden olduğu gibi sık görünmüyor. O yüzden iyotlu tuz. Ama yine hipertiroidi varsa, yani tiroid hormon zehirlenmesi varsa, o durumda iyotsuz tuz kullanmak gerekiyor. Bu da yine ama kişinin iyot seviyesine bakarak karar verilmesi gereken bir süreç aslında. Burada iyotun, yani daha doğrusu iyotlu tuzun saklanması da bir o kadar önemli. Çünkü çok hassas bir mineral kesinlikle bizim için. Özellikle kuru ve serin yerde tuzlarımızı iyotluysa eğer saklamamız gerekiyor. Ve aynı zamanda çok fazla ışığı geçirmeyen böyle bir cam kavanoz sanırım bunun için en ideali olacak. Kesinlikle ve çok hava da almaması gerekiyor. Kapalı, ışık almayan bir ortamda ve nemli olmayan bir ortamda saklanması gerekiyor. Aslında o kadar da kolay değil yani. Aynen öyle. Zaten eser miktarda kendi içinde de bir azalma olacaktır. Kesinlikle.
Peki erken tanı için bizim bireysel olarak kendimizde gözlemleyebileceğimiz bazı belirtiler var mı, bizimle paylaşabilir misiniz? Kesinlikle semptomlar. Yani tabii bu yine iki skalada değişiyor. Eğer tiroid hormonu azsa o durumda halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, bu fazlaysa da görülebilir. Kabızlık, ondan sonra deride kuruluk, deride pullanma. Sonrasında kişinin hissedebileceği bunlar vardır. Genel Peki tiroid ile depresyon çok sık rastladığımız kavramlardan biri. Depresyonu yol açıyor diyebilir miyiz acaba? Çok birebir söylemek çok zor. Yani hani her tiroid hastalığında altta bir depresyon aramayız. Ya da her depresyon hastasında mutlaka tiroid hormonlarına bakalım demeyiz. Ama evet, yani teorik bilgi olarak kesinlikle depresyonda semptomlar arasında var. Ama birebir ilişkilendirmek biraz zorlama olabilir. Peki tedavisi olan bir hastalık mı tiroid? Kesin kür olan bir hastalık değil. Ya da şöyle diyeyim, hipotiroidi için aslında çok değil. Hipotiroidinin bir sürü nedeni var. Neye bağlı bir kere hipotiroidi? Az önce bahsettiğimiz Hashimoto en sık görülen neden. Hashimoto ise zaten hani zamanla gıdım gıdım tiroid hormon ihtiyacı artacaktır. Ama mesela şey de olabilir, başka tür hastalıkların tiroid bezini istila etmesinden de kaynaklı olabilir. Tiroid bezi bir kere fonksiyon görmemeye başlıyorsa onun geri dönüşü açıkçası çok zor. Bunun tabii tam karşıtı hipertiroidi de var, yani tiroid zehirlenmesi de var. Orada da farklı tedavi modaliteleri var aslında. Atom tedavisi uygulanabilir ya da cerrahi tedavi yapılabilir ya da ilaç tedavisi öncelikle denenebilir. Bazen ilaç tedavisi sonrasında, zehirli guatr'dan bahsediyorum bu arada, bazen ilaç tedavisi sonrasında kür olur hipertiroidi. Graves'e bağlıysa, Hashimoto'nun öbür taraftaki denge gibi düşünülebilir Graves. Bazen medikal tedaviyle kür olabilir ama bazen de hiçbir şekilde kür olmaz ve cerrahi tedavi yapmak gerekir. Cerrahi tedaviden kasıt tiroid bezinin alınmasıdır ve tiroid bezi alındığında da zaten sonrasında yine eğer tamamı alındıysa, hiç böyle bir parça bırakılmadıysa sonrasında zaten yine dışarıdan bu kez tiroid hormonu vermek gerekir. Peki bu daha ziyade kalıtsal bir hastalık mı, yoksa bizim önlemek için de yapabileceğimiz tedbirler var mı? Tabii ki önlemek için de mesela az önce goitrojen gıdalardan bahsettik. Goitrojen gıdalardan özellikle iyot eksikliği bölgelerinde kaçınmak gerekir. Hatta hani Karadeniz bu konuda endemik bölgedir. Goitrojen gıdalardan hipotiroidisi olan bir insanın kaçınması gerekir. Tuzların iyotlanması çok güzel bir hamleydi. Onun dışında çok da önlemek için, kaçınmak için yapılabilecek pek bir şey yok. Olacağı varsa oluyor. Bunlar kader kısmeti. Genetikte yazılmışsa oluyor yani. Genetikte yazılmışsa güzel bir söz oldu bu da bizim için. Şimdi hep tiroidten kilo kontrolü üzerinde gittik ama terleme ile tiroidin arasında nasıl bir ilişki var peki? Hipertiroidi az önce bahsettik. Zehirli guatr dediğimiz, zehirli tiroid zehirlenmesi dediğimiz olayda terleme bekleriz. Ve bu yaygın terlemedir. Generalize terleme bekleriz. Terletir, metabolizmayı hızlandırır, kalp atımlarını hızlandırır. Az önce çünkü şimdi konuşurken fark ettim, hipotiroididen bahsettik semptom olarak, hipertiroididen bahsetmedik. İshal yapabilir, ondan sonra terleme yapabilir, kilo kaybı yapabilir ama bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani kilo kaybetmek için tiroid hormonu kullanılmaz. Çünkü öbür tarafta kalp hızını, kalbi hızlandırır, kalp ritmini ve kalp ritmi sürekli hızlı gider ve tiroid hormonumuz sürekli fazlaysa bu kalıcı ritim bozukluklarına veya kalp yetmezliğine dahi neden olabilir, ciddi bir hormondur. Ve termogenezi artırır, yani vücut ısısını arttırır. Bu kişiler mesela sıcağı tolere edemeyebilirler veya işte çevresindeki insanlar üşüyorken bu insanlar ya yok böyle gayet iyiyim diyebilirler. Tabii ki yağ yakımını da hızlandırır. Bu da parantez bir bilgi olsun bizim için. Ama kesinlikle kilo kaybı için tiroid hormonu kullanılmaz. Evet, bu tarz bilgilerin gerçekten altını çizmek gerekiyor. Çünkü maalesef biz biraz böyle mucizevi vaatlerde bulunan şeylere çok böyle yönlenebiliyoruz. Kesinlikle. O zaman tiroid için şöyle diyebilir miyiz? İstediğinde vücudumuzda frene basan, istediğinde de gaza basan bir hormon. Ama bizim kontrolümüzde değil.
Kesinlikle. Çok acayip doğru bir cümle. Çok da güzel oldu. Kesinlikle öyle. Peki biraz da gelelim popüler diyet akımlarına. Doktor kimliğini bir kenara bırakarak soruyorum sana bu soruyu. Böyle işte sayfa sayfa gazetelerde gördüğümüz, Instagram'da sürekli dolaşan popüler diyetlerden sen hiç daha önce uyguladın mı? Hiç uygulamadım. Yani çünkü okuduğumda bana çok mantıklı gelen, çok da popüler bir diyet olmadı. Hiç uygulamadım demeyeyim. Bir dönem kendisinde kardiyoloji profesörü olması nedeniyle Karatay diyetini uyguladım. Güzel bir örnek oldu bu. Kesinlikle. Birazdan ondan da bahsederiz isterseniz. Tamam, çok sevinirim. Aslında dediğin gibi yani az önce de bahsettik bundan. Popüler diyet akımları kısa sürede bize hep hızlı kilo vermeyi vaat ediyor ya da burada bazen mucizevi besinler de böyle parlatılarak önümüze sunuluyor. İster istemez de haliyle birazcık bunlara yönlenebiliyoruz. Ama ne yazık ki çoğu düşük karbonhidrat ve yüksek protein içeren diyetler oluyor. Kesinlikle. Bunların vücudumuza yansıması nasıl oluyor? Bizi biraz bilgilendirir misin? Öncelik düşük karbonhidrattan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle karbonhidrat en başta modumuzu etkiliyor, bizi mutlu ediyor. Ve almadığımızda gerçekten bir karbonhidrat ihtiyacımız oluyor. Ama burada bir bağımlılık kesinlikle söz konusu değil. Çünkü bir yoksunluk semptomu yok karbonhidrat almadığımızda. Bunun yanı sıra yine karbonhidratlarla birlikte aslında karbonhidratlara sadece şeker diye bakmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü posalar var. Ve bu posalar kabızlığı engelliyor. Yine kan bu posalar kan şekerimizi düzenliyor. Yine lipid düzeyimizi etkiliyor. Yani posalı beslendiğimizde o bir şekilde bağırsaklara su çekiyor ve lipitlerin emilimini yavaşlatıyor. Karbonhidratın emilimini yavaşlatıyor ve aslında karbonhidrat kan şekerini yükseltirin tersine karbonhidrat niteliğinde posa aldığımızda kan şekerimizi ve insülin seviyemizi düzenliyor aslında. Yüksek proteinden bahsedersek neler neler yapıyor. Yani şöyle ki... Nereden başlasak kesinlikle, galiba? Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi protein yıkıldıkça üre oluşuyor karaciğer etkisiyle. Ve bu üre böbrekten yine metabolize olarak idrarla atılıyor. Ama bu eğer protein miktarını artırırsak hem karaciğer hem böbreğe ekstra yük bindiriyoruz anlamına geliyor. Ve bunun yanında sonuçta 3 tane temel bileşen var. Karbonhidrat, protein ve yağ. Karbonhidrat az aldık, proteini yükselttik. Bu arada yağ da yükseltiyoruz. Ve onun da yağ yükseltmenin karaciğer üzerinde karaciğer yağlanmasını artırıcı etkileri var. Damar çeperinde kolesterol biriktirerek aterosklerozu yani damar duvarındaki o kireçlenme diye bahsettiğimiz şeyi artırma, uzun vadede kalp damar hastalıklarına yol açma etkileri var. Yani aslında çok da mantıklı değil. Çok güzel yerlere değindin. Aslında özellikle de karbonhidrat kısmı çok sevindirdi beni bu şekilde paylaşıyor oluşun. Çünkü ben danışanlarımda buna çok sık rastlıyorum. Meyve yazdığında listelere ama o şeker diye karşılık alıyorum. Evet. Ya da işte salatanın içerisine havuç ekleyebilirsin, işte pancar ekleyebilirsin dediğimde ama nasıl? Hatta domateste bile bunu duydum. Her geçen gün şaşırtan bir bilgiyle karşılaşabiliyorum. Ne ara bu hale geldik bunu da hiç anlamıyorum açıkçası. Bu bilgiler nerede paylaşıldı, neye dayanarak bu şekilde lanse ettik? Burada mutlaka yine vurguluyor olalım. Karbonhidrat var, karbonhidrat var. Kesinlikle. Biz sağlıklı karbonhidratları her zaman öneriyoruz diyebiliriz. Burada belki glisemik indeksten de bahsetmek gerekiyor Tabii, mu? Tabii, olabilir. Yani glisemik indeks odaklı belki birazcık bakmak gerekiyor. Yani tamamen glisemik indekse göre şekillendirmemek gerekiyor. Ama glisemik indeksi düşük karbonhidratlar almak belki daha faydalı olur. Çünkü posalar daha çok o gruba giriyor gibi. Glisemik indeks kadar glisemik yük de önemli. Biz burada glisemik indeksi düşük dediğimiz bir besin. Bu arada onu da biraz açalım istersen. Tabii, belki kesinlikle. Bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Kan şekerini yükseltme hızı diye bunu adlandırıyoruz. Örnek veriyorum, glisemik indeksi düşük. İşte ne olsun mesela, bir meyve. Turp. İşte turp. Turp, tamam, bir turp olsun. Glisemik indeksi düşük, kan şekerimizi oldukça yavaş yükseltiyor. Örnek veriyorum, pirince nazaran mesela. Biz turbu da çok yüksek miktarlarda aşırı bir tüketim sağladığımızda bunun da sağlığımızda olumsuz etkisini görebiliyoruz. Ya da bu bir turp değil, bir elma olduğunda da aynı şeye karşılaşabiliyoruz. Ama glisemik indeksi yüksek bir pirinçten bahsettik. Bir pirinç pilavını
glisemik yükü yani miktarını azalttığımızda ve tükettiğimizde aslında bir sağlık problemi yaşamıyoruz. Kesinlikle, olay doğru. Tamamen bu ikisinin dengesinde diyebiliriz kesinlikle galiba. Kesinlikle porsiyon büyüklüğü ve glisemik indeks. Aynen diyoruz. Öyle. Evet. Peki Karatay diyetinden bahsetmişken biraz bize anılarını anlatabilir misin? Orada komik şeyler bizi bekliyor galiba. Aslında çok zordu. Yani Karatay diyetine başladım. Bir hafta içinde tamam 2 kilo verdim. Çok güzeldi ve şok oldum yani. Ve gerçekten doya doya 2 kilo verdim. Yani böyle şey hani önümdeki porsiyonda bir şeyler var tabağın içinde. Ya ben onda yemesem mi falan diye de düşündüm ama sonrasında dışarı çıktığımda şey fark ettim, her şey karbonhidrat ve canımızın çektiği her şey karbonhidrat ya da benim canımın çektiği her şey karbonhidrat bilmiyorum. Dolaşıyoruz, simitçi görüyorum. Ondan sonra bir pastanenin vitrinini görüyorum. Sonra işte midyeci görüyorum. Yani hani çok zormuş karbonhidratı kesmek. Nitekim zaten maceram bir hafta sürdü. Sonrasında da evet mantıklıymış. Evet kilo verdiriyormuş. Yani mantıklı derken kilo verdirme açısından mantıklıymış. Ama hayır ben mutsuz oluyorum deyip. Zaten sağlıklı yaşam dediğimiz yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı da bu şekilde. Yani hem bedenen hem ruhen iyi olma evet, hali kesinlikle. Diye adlandırıyor. Eğer biz mutsuz olduğumuz bir programı yapıyorsak varsın olmasın gerçekten bence de. Bence de öyle. Pirinç dedik. Oradan da bir glutensiz diyetten de bahsetmek tabii gerekiyor ki, belki. Bahsedelim. Son dönemde çok fazla moda oldu. Tüm sağlık otörleri ve tüm diyetisyen otörler bence şey diyordur. Eğer bir şeye hassasiyetiniz, bir şeye alerjiniz yoksa onu kesinlikle diyetinizden çıkarmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ya da çok 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 zararlı bir şey olabilir bu. Ama gluten onlardan biri değil. Çünkü gluten aslında iyi de bir karbonhidrat kaynağı. Ve glutensiz diyet dediğimizde şimdi içinde temel elementlerden çok daha fakir oluyor. Zenginleştirilmemiş glutensiz besinler var maalesef piyasada daha çok. Ve glutensiz diyetin temel elemanı pirinç sanıyorum ülkemizde. Ve pirincin içinde de o kadar çok zararlı böyle ağır metaller var ki aslında. Hani buğdayın yerine konulacak çok da bir şey değil. Artı mesela biz buğdaydan ve buğday ürünlerinden alıyoruz aslında evet. B vitamin grubunu Hayatımızın daha çok. Temeli bir yandan da. Kesinlikle. Ve B vitamini eksikliği de mutlaka siz de biliyorsunuzdur. Unutkanlık, beyin gelişiminde problemler bir sürü şeye yol açıyor. O yüzden gerçekten gluten duyarlılığı yoksa veya gluten alerjisi yoksa kesinlikle kesilmemesi gerekiyor. Aynı zamanda şöyle hem bir zayıflama diyeti olarak adlandırılmasının sebebi şu. Az önce Meltem Hanım'ın bahsettiği Karatay diyetinde de aynı şeyle maruz kalıyorsunuz. Çünkü hayatınızdan bir anda kekler, börekler, bu tarz atıştırmalıklar gluten kaynaklı olarak çıkmış oluyor. Zaten bunları normal bir şekilde de hayatınızdan çıkarsanız ve sağlıklı ekmeğinizi, işte pilavınızı yiyor olsanız zaten yine kilo kaybı sağlıyor olacaksınız. Glutensiz beslenme bir çölyak hastalığının tedavi yöntemidir. Kesinlikle. Kesinlikle bir zayıflama diyeti değildir diye de altını çiziyor olalım. Kesinlikle. Sağlıklı olması gerekiyor her şeyin ve dengeli olması gerekiyor. Tamamen bundan ibaret. Peki sana klinikte hocam bana bir ilaç yazın da zayıflayayım diye böyle söylemle gelenler oluyor mu? Olmaz mı? Yani bu bizim kanayan yaramız. Hatta böyle şey geliyorlar. İşte benim komşum bunu kullandı zayıfladı. Ama çok ciddi bir alan ve bence çok da suistimal ediliyor maalesef insanlar. Evet. Çünkü kilo vermek gerek sosyal algı olsun, gerek kişinin bireysel saygısı, kendi kendine öz saygısı olsun birebir etkileyen bir şey maalesef. Dolayısıyla ve çok kolay bir işte değil, ciddi bir irade gerektiriyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ve bu kadar zor ama bu kadar önemli bir şey olduğunda bu inanılmaz suistimal ediliyor. Örneğin hormonal tedavi görmek isteyenler mi dersiniz ki onların da ciddi yan etkileri oluyor. Yani bazı diyabet ilaçlarını kullanmak istiyorlar, bazı tiroid işte hormonlarını kullanmak istiyorlar, idrar söktürücü kullanmak istiyorlar. Her birinin ciddi
vücuda yükleri var ve her organa ekstra zararlı etkileri var. Bir şekilde bertaraf ediyoruz. Belki sonrasında bana değil başka bir hekime gidip ondan karşılık bulabiliyordur. Ama en azından diyorum benim böyle bir sorumluluğum var, benden karşılık bulamasın bu tarz fazla zorlama istekler. Diyetlerden bahsetmişken şu an herkesin böyle koşa koşa geldi ki çok karşılaşıyorum. Dilek Hanım, ben if diyet yapmak istiyorum, ben aralıklı oruca başlamak istiyorum diyorlar. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında ifle ilgili çok farklı bilgiler var. Yani bir kere açlık süresi ne kadar olacak, bu bir. Ya yani bir standarda bağlanmamış. 5+2 yapanlar var, 16+8 yapanlar var, 3 gün aç kalayım su orucu diyenler var. İfin bir standardı yok. Aslında oruç dediğimiz şeyin yararı olduğuna dair yayınlar var. Kolesterol, lipid metabolizmasını düzenlediğine dair, kan şekerini düzenlediğine dair, şişkinliği aldığına dair. Çok güzel yayınlar var ama burada ne kadar süre if yapacak, çünkü çok sürdürülebilir bir program değil ve hangi çeşidini yapacak. Bir de az önce oruç dedim ama oruç da bizim vücudumuzun ritmine uygun değil. Yani uyuma saatinde uyanıyorsunuz, bir öğün yiyorsunuz, sonrasında uykuya dalmaya gayret ediyorsunuz. Yani vücudumuz aslında buna özel yapılmış gibi bir kavram. Yani sirkadiyen ritim dediğimiz. Kesinlikle. Uyanıkken ye, geç saatte hava karardığında uyu şeklinde, evet. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani aslında yararlı olduğu söyleniyor. Ama hangi çeşidi yararlı bilmiyoruz. O yüzden yine de if konusunda da soru işaretleri var. Ve herkes için uygun bir program da değil. Aynı zamanda işte kesinlikle. Eğer kişinin bir insülin direnci varsa, ki mümkün olmayabilir, şeker hastalığı varsa, bu kişilerde kesinlikle önermemiz gereken noktalardan kesinlikle. Biri oluyor sanıyorum ki. Kesinlikle. Çok doğru dediniz. Peki son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Aslında yani siz de mutlaka danışanlarınıza tavsiye ettiğiniz şey, en sağlıklısı Akdeniz tipi beslenme. Belki modifiye edilmiş şekli DASH diyeti de hani şey önerilebilir ama orada da her şey kişiye özeldir. Yani bu işin ne herkese verilecek genel geçer bir ilacı vardır, ne bu işte bir replasman olayı vardır, ne de şey vardır. Yani başka bir şey öneremezsiniz. Her kişi özeldir. Her kişinin diyeti kendine özgü olması gerekir. Ama bildiğimiz bir şey var. Herkese önerebileceğimiz egzersiz ve yediğine içtiğine dikkat etmek, çeşitlendirmek ve dengeli beslenmek. İlaçtan çok medet ummamak gerekiyor. O zaman diyetler, beslenmeler de bizim parmak izimizdir diyerek kapatabiliriz galiba kesinlikle. Konuyu. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Biz çok teşekkür ederiz. Çok güzel noktalara ışık tuttuk birlikte. Kafa karışıklığı yaratan noktaları da güzelce aydınlatmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı da verdiğiniz için çok keyifliydi. Birazdan konuğumuz Sinem Vatandaş bizlerle olacak. Şimdi Sinem Vatandaş bizlerle. Hoş geldin Sinemciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür. Bizler de iyiyiz. Sinem benim aynı zamanda danışanım. Biraz kendinden bahsetmek istiyorum. Ben seni çok yakından tanıyorum ama izleyicilerimiz de seni tanısın. Sinem Vatandaş ben. Gıda mühendisiyim. Özel bir şirkette çalışıyorum şu anda. Ve danışanım bu şekilde. Peki bir diyetisyene başvurmandaki sebep neydi? En başta aslında insanların kafasında farklı bir algı var. Sadece kilolu insanlar diyetisyene gider ya da kilo fazlalığı olan insanlar diyetisyene gider diye bir algı var. Aslında durum tam olarak öyle değil. Ailece genlerden gelmiş olan bir Hashimoto hastalığımız var. O yüzden tedbir amaçlı aslında sana sosyal medyada denk geldim. Denk geldikten sonra bir ölçüme, ziyarete geldim seni. Sonrasında devamı geldi. İyi ki de öyle yapmışım. Evet, aslında tedbir amaçlı gelmek çok daha kıymetli. Biz genelde hastalandığımızda da işte diyet kısmını da hep böyle köprüden önceki son çıkış olarak görüyoruz. Hemen bir diyetisyene gideyim, hemen bir doktora gideyim şeklinde. Sinem bana geldiğinde ölçümlerini aldığımız aslında gayet bakıldığında fit bir vücuda sahip ve sağlıklı bir kilo aralığındaydı. Ama
Ne yazık ki yağ oranımız istediğimiz yani sağlıklı miktarın biraz üzerinde ve kas kütlemiz de oldukça düşüktü. Biz öncelikli olarak bunları hedef aldık ve sonrasında kendisini dahili uzmanına yönlendirdim. Muayene oldu ve kan tetkikleri sonucunda da bahsetmiş olduğu genetik yatkınlık birazcık gözümüzü korkutmadı ama tedbirli ilerlememiz kısmında bize yol gösterdi. Ve biz de buna özel bir program oluşturduk Sinem'le. Birazdan daha da detaylarından bahsediyor olacağız. Peki Sinem, sana can alıcı bir soru sormak istiyorum. Yemek için yaşayanlardan mısın yoksa yaşamak için yiyenlerden mi? Yaşamak için yiyenleri hiçbir zaman anlayamadım. Yemek için yaşayanlardanım kesinlikle. Yani yemek yemek ya insanı mutlu eden, ayrıca yani yemek yemediğiniz zaman hiçbir şey zaten odaklanamıyorsunuz. En başta yoğun bir çalışma temposundaysanız aslında kendinizden ödün verebiliyorsunuz. Yemek saati biraz daha geç olsun ya da ne bileyim işte bir çay kahve biraz daha eksik içeyim ya da suyu unutuyorsunuz. Ama bunlar her şeyden önce bizim kendimize vermemiz gereken bir değer. Aslında o yoğun tempoya kapılmadan gereken değeri kendimize veriyor olmamız gerekiyor bence. Çok o yüzden güzel. Kesinlikle yemek için yaşayanlardanım. Peki kurumsallıktan bahsettin. Kurumsal bir şirkette çalışıyorsun. Ben de danışanlarımda çok sık rastlıyorum buna. Yani çalışma saatleri, yoğunluk, molalar. Senin için durum nasıldı? Yani çalışırken yemek tüketmekte, ara öğün yapmakta zorluk yaşıyor musun? Senden önce öyleydi, evet. Ama sonrasında ne bileyim su içmeyi yoğunlukta unuttuğumda kendime böyle tatlı minik su şişeleri aldığım bir dönem oldu senin tavsiyenle birlikte. Yani su içmeyi kendime sevdirecek, masamda duracak, bana onu hatırlatacak, suyun bittiğinde tekrar gidip su aldırmaya. O da bir hareket aslında. Hem kesinlikle. Suyu almaya giderken bile bir hareket ediyoruz aslında. Su içmek de aslında hepimizde şöyle, yani motivasyon farklı. Örnek veriyorum, bazı kişiler bardak hesabını çok daha rahat yapıyor. İşte saat başı mutlaka bir bardak içmeyi öneriyorum o tarz danışanlarımda. Ya da kimisine şişe hesabı daha kolay geliyor. Gün boyu kocaman bir şişe alıp bütün gün oradan böyle ne kadar kaldığını takip etmek. Ya da kimisi çok daha rahat bir şekilde işte aklına geldikçe de su içebiliyor. Sinem'le biz şişe yöntemi tercih ettik ve tam Sinem'e göreydi. Su tüketiminde artık istediğimiz hedefte güzelce ilerliyoruz, evet, galiba değil mi? Bittikçe aklıma sen geliyorsun, öyle diyebilirim yani. Çok güzel. Bittikçe tekrar doldurup devam ediyorum o şekilde. Onun dışında ara öğünlerde de tabii ki çok aksattığım oluyordu. Ama programı uyguladıktan sonra seninle birlikte o çayın kahvenin yanındaki ufak atıştırmalıklar ara öğünlerde hep böyle hani düzenli bir şekilde gitmeye başladı açıkçası. Bu da tabii ki olumlu yansıdı diyetimize. Peki sence çalışma ortamı ya da günlük hayatta işte arkadaş ortamı, sosyalleşme vesaire başka kişilerle bizim beslenmemizi etkiliyor mu sence? Mutlaka bu yani kesintisiz evet yani garanti bir şekilde evet. Niye diyeceksin? Çünkü mesela ofiste şöyle bir durum oluyor. Topluca hani bir araya geliyoruz. Öğlen saatlerimiz ayrı. Kimi zaman 12-1, kimi zaman 1-2 tarzında. Bir arkadaş ortaya bir fikir atıyor, diyet tamamen değişebiliyor. Biraz farklılık olabiliyor. Farklılık olabiliyor. Ara sıra küçük kaçamaklar oluyor. Zaten bunlardan da bilgim var. Bilginin halinde ilerliyoruz. Danışanlarımı her zaman yakından takip ediyorum. Evet, yani ne bileyim menü seçmeye gittiğimizde sana fotoğraf attığımız oluyor biliyorsun. O yüzden o şekilde bir arkadaş fikri dahi etkileyebiliyor ama senin çerçeveden pek çıkmamaya gayret gösteriyorum diyebilirim. Harikasın Sinem'cim. Sinem'cim, çalışan bireyler olarak güne erken başlıyoruz. Özellikle de bu kış aylarında sıcacık evimizden çıkmayalım, biraz daha uyuyalım diye bir fedakarlıkta bulunuyoruz. Ve bunu da ne yazık ki hep sabah kahvaltısına ayıracağımız o zamandan kırpıyoruz. Senin için durum nasıl? Peki sabah kahvaltılarını hala önemseyerek devam ediyor musun? Aslında durum bu şekildeydi, aynı dediğin gibi. Ya bence bu her çalışan için geçerli bir durum. Çünkü hafta içi saatlerinde saatlerin dilimi zaten ne spora müsait, ne çıktığınızda ne bileyim bir aktivite yaparsanız eğer eve geç gitmiş oluyorsunuz. Eve geç gittiğinizde de tabii ki yorgun oluyorsunuz ve uyku daha çok bastırıyor ağır bir şekilde. Bu da sabah dediğin gibi. O kısma yansımalar etkiliyor, yapıyor. Kahvaltıyı özellikle tamamen sabah etkiliyor. O saatlerde böyle metrolarda işte dışarıda yürüdüğümde çok dikkatimi çeken bir nokta benim ve çok üzülüyorum bu manzarayı gördüğümde. Herkesin elinde bir pastane poşeti, yani ya bir poğaça ya bir simit, hep bunlarla güne başlıyoruz. Biraz toplanınca bunu değiştirmek gerekiyor. Yani aslında kahvaltı bizim çok temel bir alışkanlığımız, temel bir kültürümüz.
ki çok da sağlıklı bir kahvaltı alternatiflerine sahibiz. Burada en azından bir poğaça tükettiğimizde gerçekten de çok kısa sürede bizi tok tutuyor. Yani bundan bir saat, bir buçuk saat sonra tekrardan acıktığımızı hissediyoruz. Onun yerine belki de sağlıklı böyle beyaz peynirli, domatesli güzel bir sandviç almak, en azından yine dışarıdan alacaksak bunları tercih etmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Çünkü genelde hızlı atıştırmalık olduğu için tercih edilen şey iki poğaça oluyor. Ama bunlar ilerleyen dönemde tabii ki bize çok daha kötü etkilerle dönüyor. Dediğin gibi en iyi atıştırmalık yine ekmek arası, sandviç tarzı. Onlardan vazgeçmemek gerekiyor. O da bir süre sonra sıkıyor ama poğaça dememek yine en iyisi herhalde. Peki sence diyette zaafımız olan şeylerden vazgeçmek mi gerekiyor? Öyle gibi bir algı var ama aslında bu yine diyeceğim senden sonra daha farklı hale geliyor. Niye diyeceksin? Çünkü neyi sevip neyi sevmediğimizi biraz biliyorsun aslında. Danışanların halinden anlıyorsun diyebilirim. Teşekkür ederim. Bu yüzden hani araya ufak tefek ödüller konduruyorsun. Yani çok da onlardan aslında mahrum bırakmadan. Dengeleyerek gidiyoruz. Aynı dediğin gibi yani. O ara ödülleri de koyuyor olmak gerekiyor bence kesinlikle diyete. Çünkü o da bir motivasyon kaynağı. Evet, bunu başardım. Bu sınırı geçtim. Bu benim ödülüm. Yani sevdiğim şey benim ödülüm gibi. Peki bunun dışında bir motivasyon kaynağı var mı? Bazı kişiler işte kendine bir küçük beden bir giysi alabiliyor ya da işte önünde böyle planlı bir tarih, bir etkinlik, bir şey varsa onu baz alabiliyor. Senin bir motivasyon kaynağı var mı bu konuda? Diyette bana senin verdiğin o küçük ödüller mevzu bahis burada. Ne kadar sevsen de bir yerde tutuyor olman gerekiyor kendini ve o ara küçük dokunuşlarla evet ben bunu başardım deyip kan değerleri dengelendikten sonra o ödüller gerçekten insana iyi geliyor. Çünkü bunları ılımlı bir şekilde hayatımıza aldığımızda aslında sağlığımız için tehdit edici bir nokta bulundurmuyor. Yani haftada bir yaptığımız işte en sevdiğimiz bir sütlü tatlıyı yemek ya da dışarıda bir restoranın en sevdiğimiz menüsünü yemek gayet rahat bir şekilde vücudumuz bunu tolere edebiliyor. Kan değerlerimizde değişiklik olmuyor. Problem bunu devamlı hale getirmek. Biraz da bizde bu çok var. Battı balık yan gider hesabı. Bugün tatlımı yedim, yarın da hamburgerimi yiyeyim. Zaten listemin dışına çıktım, diyeti de bozdum diyerek üstüne koyarak ilerlemek oluyor aslında. Peki sence dışarıda diyet yapmak zor mu? Yani evde olduğumuzda evet biraz daha kontrollü oluyoruz. İşte sağlıklı yemeklere ulaşmak, annemizin pişirdiği yemekler vesaire ama dışarıda menüler seni zorluyor mu? Dışarıda menüler çok zorluyor öncelikle. Sebebi de şu, birçok çeşit var aslında ama bir fast food olarak bir süre sonra artık bir sıkılganlık gelebiliyor insana. Hani hep aynı şekilde dönüyor sürekli. Evden biraz daha yemek getirme alışkanlığım biliyorsun daha çok arttı son dönemde. Hı-hı. Evden olduğu takdirde yani çıkan mutfağı biliyorsunuz her şeyden önce. Daha sağlıklı, daha güvenli olduğunu, yapılan elleri biliyorsunuz her şeyden önce. Anne elinde. Anne elinde yapılıyor en nihayetinde. Ne kadar ev yemeği dışarıda yiyor bile olsanız ev yemeği yapan işletmelerde tam olarak o ev tadı olmayabiliyor. O yüzden son dönemde biraz daha evden getirmeye ağırlık kazanıp fast food'a biraz daha dur dedik, öyle söyleyeyim. Ama bu ofis ortamında tabii ki ara sıra kaçamaklarla değişebiliyor. Ara sıra bizi yokluyor aklımıza galiba. Aklımıza giriyorlar yani, öyle söyleyeyim. Eskiden bu kadar sağlıklı alternatifler menülerde ne yazık ki yoktu. Şimdi biraz daha var. İşte salata çeşitleri, böyle diyet menüler, biraz daha yağı az ızgaralar vesaireler. Ama ne yazık ki bunların ücretleri de çok yüksek oluyor. Yani mesela bir danışanıma şunu çok rahat herkese bunu diyemiyorum. İşte öğlen et ve salata senin için çok pratik. Yani gittin her yerde tüketebilirsin. İşte bizim programımıza da örnek veriyorum çok uyuyor gibi. Çok ciddi rakamlar var. İşin içine et girmediğinde bu sadece bir tahıllı salata olduğunda ya da tahıl dahi olmasa sadece yeşillikli bir salata olduğunda bile çok astronomik rakamlar oluşabiliyor. Halbuki evimizde çok daha düşük maliyetlere bunu elde ediyoruz. Biraz da fast food'a yönelim gıda piyasasının da sanıyorum ki suçu maalesef. O yüzden evimizden yemek taşıma alışkanlığını kazanmak galiba burada daha gerçekçi bir çözüm oluyor bizler için. Aynen öyle, dediğin gibi yani bir yerde aslında yaptığınızda o kadar tutmayan maliyet dışarıda menü fiyatlarına yansıyınca çok çok daha başka noktalara geliyor. Sonuçta etin maliyeti belli. Belli bir et oranında tüketiyorsunuz bunu.
et yiyorsunuz en nihayetinde. Aynen. Ama bahsettiğin gibi o diyet ürünlerde içinde et olmamasına rağmen, ekstra özel bir şey olmamasına rağmen bu şekilde fiyatlar yüksek olunca insanlar ister istemez otomatikman ev yemeğinden dışarıda hazır hemen yiyeyim kalkayım tarzı fast food'a yönelebiliyorlar. Peki Sinemcim, son olarak senin gibi aynı öyküye sahip olan kişilere, izleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersin? Diyetisyenden çekinmesinler. Böyle nasıl diyeyim yani, diyet her zaman kilolu insanın yapması gerektiği, dikkat etmesi gerektiği bir şey değil. Kilo uygun olsun olmasın, kan değerleriyle de paralel olarak gitmek çok önemli her şeyden önce. 1-2 kilo fazla bile kimi zaman insanda farklı etkiler yaratabiliyor. Her şeyden önce gen çok önemli. Hani zayıf gözüken insana neden diyetisyene gidiyorsun demek biraz garip. Yani ama öyle bir algı var aslına bakarsan. O yüzden bence sağlıklı, dengeli gitmek isteyen her bireyin bir diyetisyene gözükmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim çağırdığın için. Sürekli alınıp verilen kilolar, değişen yaşam tarzımız aslında hem bedenimizi hem de ruhumuzu yoruyor. Aslında sağlıklı ve dengeli beslenerek hem kalıcı bir kilo kaybı sağlayabiliriz, aynı zamanda da yaşam tarzı haline bunu getirebiliriz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.